Zaman Yayıncılık sunar. La ilahe illallah. Hendek. Yazan Ahmet Mercan. Şiirler Mehmet Efe, Osman Sarı. Besteler Mesut Yabanigül. Marşlar Ömer Karaoğlu, Tamer Duman. Yöneten Mehmet Burhan Genç. Ey Huyey! Gerçekten siz bu işte azimli ve kararlı mısınız? Evet ya Eba Sufyan. Biz Muhammed ile çarpışacağız. Gelin beraber olalım. Ganimetten siz de payınızı alın diye size geldik. Öyleyse hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhammed'in düşmanları bizim dostumuzdur. Onunla savaşanlar ise katımızda dostların en makbulüdür. Ben de Mekkelilerden bunu beklerdim. Fakat siz bizim ilahlarımıza tapmadıkça size güvenemeyiz. İsterseniz antlaşmayı sizin ilahlarınızın önünde yapalım. Ya, siz bizim ilahlarımızı hep küçümserdiniz. Yemin ederim ki sizin dininiz Muhammed'in dininden daha üstündür. Bu sözümüzü kanıtlamak için ilahlarınızın önünde secde etmeye hazırız. Bir Yahudi heyeti yollara düşmüştü. Medine İslam Devleti'ne karşı bütün kavimleri örgütlemek, kinle donandırmak için. İlk durakları Mekke. İlahi bir kitap gelmediği için devamlı küçümsedikleri Mekkelilere, sizin dininiz Muhammed'in dininden daha üstündür diyerek, putlar önünde iki büklüm söz vererek. Ey Feraze oğulları! Büyüyen bir tehlikeyi size haber veriyoruz. Bu tehlike hepimizi kuşattı. Ne tehlikesinden bahsediyorsun? Medine'deki devletten. Muhammed ve adamları çığ gibi büyüyorlar. Gün gelecek hepimiz bu çığın altında kalacağız. Muhammed'i biz de duymuştuk. Ama bu kadar güçlendiklerini bilmiyorduk. Sizin teklifiniz nedir? Bu devleti yıkmalıyız. Başka çare yok. Beraber olursak işimiz çok daha kolay olur. Bir Yahudi heyeti yollara düşmüştü. Hizip hizip tüm güçleri birleştirmek için. Yüreklerine korku salan, menfaat ve zulüm çarklarını durduran, geleceklerini sarsan Allah'ın nizamına ve ona tabi olanlara karşı. Bir Yahudi heyeti yollara düşmüştü. Hicretin 5. yılında, şimdi daha güçlü olan Medine İslam Devleti üzerine. Kaybetmek ihtimalini kaldırıp, dev bir orduyla gitmek için 5 yıl boyunca ayrı ayrı saldıran, ayrı ayrı yenilen Yahudi ve müşrikler aralarındaki düşmanlığı unutarak, birleşerek. Ey Hurre oğulları! Muhammed ve adamlarının bütün kavimler için gittikçe daha tehlikeli konuma geldiğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yarın bu tehlike hepimizi kuşatmadan bugün tedbir almalıyız. Doğru söylüyor. Evet almalıyız. Demek bu kadar güçlendiler. Size gelmeden önce Mekke, Feraze ve Gatafan'a uğradım. Hepsi ganimetlerle süslü bu teklifime gönülden evet dediler. Siz de iyi düşünün. Medine'nin hurma bahçeleri gözümde tütüyor. Öyleyse biz de varız. Biz de. Bir Yahudi heyeti yollara düşmüştü. Heyetin lideri Huyey, ırkının her devirde rastlanan tipik bir örneğiydi. Huyey, menfaat ve hırs çemberini tamamlamıştı. Ebu Sufyan komutasında bini süvari 10.000 kişilik ordu hazırlanıyordu. Medine İslam Devleti'ne Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diyen insanlara karşı. İlahi çağrıyla yola çıkanların karşısında Huyeyler, heyetler ve birleşmeler
çağlara uygun olarak hep yerini alacaktı. Ve bir Yahudi heyeti hep yürüyecek, hep fitne ve fesadını saçacaktı her yerine dünyanın. Onunla uzlaşmayan tek ses İslam'a karşı planları, ortakları ve yandaşlarıyla. Hizipler ordusunun hazırlandığını haber alan peygamberimiz ashabını topladı. Ve Allah'ın emirlerine aykırı davranışlardan sakındıkları, güçlüklere göğüs gerip katlandıkları takdirde kendilerine Allah'ın yardımının erişeceğini vaat etti. Allah Resulü her zaman olduğu gibi ashabına savaş stratejisi hakkındaki görüşlerini sordu. Karargahımızı şehrin dışında kurup düşmanı orada karşılayalım. Medine'yi savunmasız bırakmak doğru olmaz. Müşrikleri şehrin girişinde karşılayalım. Ya Resulallah, biz Fars toprağında düşman süvarilerinin baskınlarından korunmak için etrafımızı hendekle çevirip öyle savunurduk. Şimdi de öyle yapalım. Selman'ın bu teklifi Allah Resulü ve sahabiler tarafından uygun görüldü. Resulullah'ın emriyle hemen hazırlıklar başladı. Resulullah karargahı Sel Dağı'nın eteğine kurmamızı emretti. Ey Selman, Medine'yi çepeçevre hendekle mi kuşatacağız? Medine'nin arka tarafı evlerle çevrili. O tarafa hendek kazmaya gerek yok. 10 kişilik gruplara ayrılacağız ve her grup 10 arşın uzunluğunda hendek kazacak. Hemen başlayalım, kaybedecek vaktimiz yok. Vakit kazma vurmak, toprak atmak, ok savurmak vaktidir. Vakit Allah'a verilen sözü yerine getirmenin, düşman önünde dağlar gibi dikilmenin vaktidir. Vakit tüm hücrelerle terlemenin malı ve canı Allah yolunda sermenin vaktidir. Allah yolunda nasırlı eller, boncuk boncuk terleyen alınlar toprakla yoğruluyor. Ve onlardan biri, Allah'ın Resulü toprak kazıyor, taşıyor, terliyor. Sahabiler ona, ya Resulallah, bizim çalışmamız sana yeter. Yorulma sen, incinme sen, üşüme sen diyorlar. Akabe vakitleri, bütün vakitlerimiz. Ellerin ki ellerin kavradı tüm yürekleri. Akabe vakitleri, bütün vakitlerimiz. Ellerin ki ellerin kavradı tüm yürekleri. Bize devlet, bize can, bize kol dala dala. Üşüme sen, üşüme, yorulma sen, yorulma. Bize devlet, bize can, bize kol dala dala. Üşüme sen, üşüme, yorulma sen, yorulma. Savaşa açlığa kitlerimiz. Soluklan sen, soluklan, ver bize kürekleri. Bize devlet, bize can, bize kol dana kola. Üşüme sen, üşüme, yorulma sen, yorulma. Bize devlet, bize can, bize kol dana kola. Üşüme sen, üşüme, yorulma sen, yorulma. Kavuran vakitlerde başımızda gölgesin. Sen aramızda cennet, içimizde rahmetsin. Kavuran vakitlerde başımızda gölgesin. Sen aramızda cennet, içimizde rahmetsin. Bize devlet, bize can, bize kol dana dolar.
yorulma. Bize devlet, bize can, bize koltanat olan. Üşümesen, üşüme, yorulma sen, yorulma. Üzünlenme seyyidi, ellerin incinmesin. Gözlerimizin nuru, evlerin bereketisin. Üzünlenme seyyidi, ellerin incinmesin. Gözlerimizin nuru, evlerin bereketisin. Bize devlet, bize can, bize kol kanat olan. Üşümesen, üşüme, yorulma sen, yorulma. Bize devlet, bize can, bize kol kanat olan. Üşümesen, üşüme, yorulma sen, yorulma. Bize devlet, bize can. Peygamber Efendimiz sahabilerin sevgi dolu tavırlarına karşı ben sizin ecrinize ortak olmak istiyorum diye karşılık veriyordu. İslam'ın kardeş yapıp hak önünde tek safa dizdiği insanlar sayılarına imkanlarına bakmadan imanlarından aldıkları güçle kıyasıya çalışıyor, zamanla yarışıyorlar. Bu kayanın yerinden ayrılmaya niyet yok. Elimizde kırılmadık, kazma kalmadı. Evet Huzeyfe, bu kaya bizi çok yordu. Ey Selman, Resulullah'a git de şu kayadan çektiğimizi haber ver. Ya Resulallah, hendeğin içinde bir kaya çıktı. Onunla uğraşırken birçok aletimiz kırıldı, aciz kaldık. Kayanın yanından sapı verelim mi, yoksa bu hususta bize vereceğiniz bir emir var mı? Biz senin çizdiğin sınırı aşmak istemiyoruz. Resulullah kayanın yanına geldi. Selman-ı Farisi'nin balyozunu aldı. Kayaya 3 balyoz indirdi. Balyozun her darbesinde havayı aydınlatan kıvılcımlar çıktı. Ve kaya paramparça oldu. Sahabiler şaşkındı. Resulullah'a hiç görmedikleri bu halin ne olduğunu sordular. Efendimiz Allah'ın kendisine birinci kıvılcımda Yemen'in, ikincisinde Şam'ın, üçüncüsünde Doğu'nun fethini müjdelediğini bildirdi. Duydunuz mu? Muhammed ashabına Yemen'in, Şam'ın, Doğu'nun kalelerini vaat ediyormuş. Yoksa sen de mi inandın bu boş sözlere? Biz evimizden dışarı çıkamıyoruz. O bize köşklerden bahsediyor. وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, Allah ve Resulü bize sadece boş vaatlerde bulundu diyorlardı. Gün geldi, Resulullah'ın müjdelediği beldeler bir bir fethedildi. Fakat kalpleri mühürlü olanlar, gözleriyle gördükleri halde inkarlarında çakılık aldılar. Olanca aydınlığa rağmen görmediler, göremediler. Alaycı tavırlarını hiçbir devirde eksik etmediler. نحن عساكر الذين نبايعون يا محمد لا نعود عن طريق الإسلام إلا نموت إلا نموت. Bizler Muhammed'e beyat eden erleriz. Sağ kaldıkça İslam yolundan hiç dönmeyiz.
an tarikil islam illa nemud illa nemud. Düşman görünmeden şu hendeyi bitirebilseydik. Vaktimiz az kaldı. Neredeyse gelirler. Selman ne güzel düşündü bu hendek kazmayı. Bir de çalışmasına bak. 10 kişilik iş yapıyor. Ya Resulullah. Bakın üstü başı toz toprak içinde kaldı. Sadece toprak mı? Dikkatle bakın. Resulullah açlığını bastırmak için karnına taş bağlamış. Allah Resulü'nü bu halde gören Cabir, evindeki tek keçisini keserek yemeğe davet etti. Resulullah, ey Hendek halkı diyerek bütün mücahitleri yemeğe çağırınca, Cabir yemeğin yetmeyeceğini düşünerek endişeye kapıldı. Fakat Efendimizin gösterdiği mucizeyle bütün ordu doydu. Hatta mücahitler kalktığında sofrada yemekler pek az eksilmişti. Çalışmaların kıyasıya sürdüğü 6. günde düşman ordusu göründü. Sahabiler hendeğin zayıf kalan kısmını okçularla desteklemek üzere mevzilendiler. Hizipler ordusunun hiç beklemediği bir savunmayla hazırdı Medine. Hazırdı Müslümanlar. Görüyor musunuz? Evet. Bir hendek. Şu genişliği en güçlü atlar bile aşamaz. Evet, doğru. Çok savaşa katıldım ama hiçbir savaşta böyle bir savunmayla karşılaşmadım. Mutlaka aralarında bir İranlı var. O bölgede bu harp usulünü kullandıklarını duyarım. Ey Huyey. Biz hendeyi aşmanın bir yolunu ararken sen şehre arkadan gir. Verdiğin sözü de unutma. Beni Kurayza Yahudileri Muhammed'le olan anlaşmalarını bozacaklar ve Müslümanlara arkadan saldıracak. Merak etme, sözümü unutmuş değilim. Ka'b bin Esed'i razı ettin mi bu iş bitmiştir. Unutma ki ben bir Yahudiyim. Bu kadar orduyu ayaklarına kadar getirmişken yarın bırakır mıyım? Onlara benimle övünecekleri bir tarih bırakacağım. İyi haberlerle bekliyoruz seni Huyey. Dostun Huyey bin Ahtab. Aç kapıyı. Huyey bin Ahtab. Seni yanıma almayacağım. Uğursuz adam. Hep kavmimin başına bela taşımıştır. Şimdi beni Muhammed'le olan anlaşmamı bozmaya zorlayacak. Kap. Yazıklar olsun sana. Kapıyı aç. Ey Huyey. Asıl sana yazıklar olsun. Sen uğursuz bir adamsın. Kavmine hep zarar getirdin. Onları mahvettin. Şunu bil ki ben Muhammed'le olan anlaşmamı bozmam. Çünkü ben onda vefakarlık ve doğruluktan başka bir şey görmedim. O bize çok iyi bir komşudur. Yemeğini benimle bölüşmemek için kapıyı açmıyorsun. Ey Ka'b! Sana her zaman sürecek olan bir zafer, köpüren deniz gibi bir güç getirdim. Sana liderleriyle Mekke, Kinane ve Gatafan'dan bini suvari 10.000 kişilik ordu getirdim. Onlar bana Muhammed ve ashabının kökünü kazıyıncaya kadar gitmeyeceklerine dair söz verdiler. Sen bana her zaman utanç getirdin. İçinde şimşek ve gök gürültüsünden başka bir şey olmayan bir bulut getirdin. Beni rahat bırak. Dinle Ka'b. Hiçbir kötülük görmedik ki Müslümanlardan. Anlaşmayı niye bozdun? Onlar güçlenince size ne yapacaklarını biliyor musunuz? Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum.
Size şimdiye kadar duymadığınız, görmediğiniz bir orduyla geldin. Muhammed ve adamlarını size hizmetçi yapıp evlerini ve bahçelerini size dağıtacağız. Tüm insanlar biz Yahudilere hizmetçi yaratılmadı mı? Gelin o muhteşem orduyu seyredin ve bana güvenin. Huye'nin etkili konuşması, ordunun ihtişamı Yahudilerin antlaşmayı bozmalarına yetmişti. Beni Kurayza'nın antlaşmayı bozduğuna dair haber kendisine ulaşınca Efendimiz haberi kaynağından öğrenmek için Zübeyir bin Avvam'ı Beni Kurayza yurduna gönderdi. Zübeyir haberin doğru olduğunu öğrenip dönünce Resulullah bir heyet göndererek Beni Kurayza'yı antlaşmaya sadık kalmaya çağırdı. Heyet hakaretlerle geri çevrildi. Cephede antlaşmanın bozulduğunu duyan mücahitler tedirgindi. Arkadan savunmasız kadın ve çocuklara yapılacak olan saldırı, hendeğin zayıf kalan bölgesi, açlık, soğuk çöl geceleri, mücahitlere düşmanla yüz yüze kılıç kılıca vuruştukları Bedir'i, Uhud'u özletmektedir. Her yan çepeçevre düşman, dost Allah, onun Resulü, bir de onlara kucak açan toprak. Allah adına bir kapansam toprağa,
kapansam toprağa, bir kapansam toprağa, bir kapansam toprağa, bir kapansam toprağa. İncinmesin diye sen taşlara dikenme, İncinmesin diye sen taşlara. Allah'ın kendine kulluk edilsin diye yarattığı geniş yeryüzünde Müslümanlar şimdi Hendek'le kale arasına sıkışıp kalmışlardı. Hem de eski dostları, eski arkadaşları, eski akrabaları tarafından. Birbirine çıkar bağıyla bağlananlar birleşmişlerdi. Yahudinin öncülüğünde birleşmişti kavimler. Müslümanların karşısında tek yumak, tek millet olmuşlardı. Bu birleşme dünya durdukça tevhid karşısında sürüp gidecek. Gün gelecek ekonomik savaş, gün gelecek soğuk savaş, gün gelecek kültür savaşı, gün gelecek barış gücü, barış kuvvetleri olacaktı. Zamanla isimleri, araçları, silahları, simaları değişse de tek şey değişmeyecekti. Tevhid karşısında Yahudi organizesindeki tavır ve ortaklıkları. Beni Kurayza'nın arkadan saldıracağı haberine karşı Peygamber Efendimiz 200 kadar sahabeyi Medine sokaklarında devriye olarak görevlendirdi ve onlara sabaha kadar tekbir getirmelerini emretti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu sesler yakından geliyor. Evet ama Müslümanlar cephede değil mi? Bilmiyorum. Anlamak zor. Nasıl da bağırıyorlar. Sayıları da hiç asa benzemiyor. Ne oldu sana Hüey? Korkuyorsun. Yoksa saldırmaktan vaz mı geçiyoruz? Konuşsana korkak. Taş mı kesildin? Evet. Korkmuştu Hüey. Korkudan dona kalmıştı. Çünkü tekbir en büyük Allah'tır diyordu. Çünkü tekbir Allah'ın yanında hiçbir güç tanımıyordu. Çünkü tekbir ilahi kanunların hakimiyetini müjdeliyordu. Çünkü tekbir tağutlara boyun eğmemeyi, onlara secde etmemeyi emrediyordu. Çünkü tekbir her şey ancak Allah içindir diyordu. Sonunda Hendek'in zayıf yerini tespit ettiler. Atlarını hep oradan sürüyorlar. Şuna bakın. Şu atını hızlandırıp atlamaya çalışan Amr değil mi? Evet evet. Oklarınızı ona nişanlayın. O Arapların en iyi savaşçısıdır. Ama çok iyi koruyor kendini. Şuraya bakın, Hendek'i geçti. Benimle savaşacak kim varsa çıksın meydana. Benimle çarpışacak kimse yok mu aranızda? Bağırmaktan sesim kesildi. Beni bağırmaktan kurtaracak kimse yok mu? Karşılık veren kim? Ali'nin sesini duymuyor musun? Ben senin davetine aciz olmayarak geliyorum diyor. Hey Ali! Senin kanını dökmek istemem. Senin baban benim dostumdu. Şu rüzgardan duyamıyorum ki ne diyor? Ali, ben senin kanını dökmek istiyorum diyor.
Resulullah Ali'nin arkasını sıvazlıyor. Ya Rabbi, onu zaferle bize döndür. O senin yolunda, Habibinin izindedir. Rabbim, onu bize müjdeyle döndür. Bunu sen istedin ey çocuk. Arapların içinde benimle çarpışacak birinin çıkacağını sanmazdım. Ayaklarının üstünde sağlam dur şimdi. Buna bakın. Biraz önce cenazeler ağıtçısı olarak beni yere sereceğini söylüyordu. Şimdi ise beni Allah'a ve Resulüne itaate ya da Mekke'ye geri dönmeye çağırıyor. Birincisini geç. Bu bana gerekmez. İkincisini Kureyşli kadınlar bile yapmaz. Ben Bedir'in intikamını alıncaya kadar süslenmeyi bile kendime yasak ettim. Seni çuval gibi yere serecek güçteyken bunu nasıl yaparım? Fakat sen korkuyorsan sana izin verebilirim. Demek ölmeyi tercih ettin. Hadi öyleyse. Başladılar. Allah'ım yardımını esirgeme. Toz duman içindeler. Görünmüyorlar. Eyvah. Sıyırdı. En şöhretli savaşçılarının Hazreti Ali karşısında yenilgiye uğramasıyla düşman deliye dönmüştür. Karşılıklı ok atışları sürerken hendeyi geçenlerle yer yer kılıçla vuruşmalara girilmektedir. Tüm tedbirlerin alındığı bu savaşta Allah'ın sevgili elçisi ve arkadaşları zorluğun kıskacında sabrın zirvesindedir. 26 gün ve gece gözler bir an düşmandan ayrılmadan yılmayan bir azimle direnmektedirler. Müslümanların içinde bulundukları dayanılmaz şartları gören Peygamber Efendimiz, Hizipler ordusunu parçalayıp birbirine düşürmek için Gatafan kabilesine haber gönderir. Ebu Süfyan'dan gizli olarak Gatafan'dan bir heyet gelir ve Medine mahsulünün 2/3'ünü almak şartıyla kuşatmadan vazgeçebileceklerini bildirir. Sonra heyet mahsulün 1/3'üne de razı olunca Peygamber Efendimiz antlaşmayı onaylamadan önce Hazreç ve Evs kabileleri büyüklerinden Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Ubade'yi çağırtıp teklif hakkındaki görüşlerini sordu. Ey Allah'ın Resulü! Bizler bu adamlarla birlikte Allah'ın yanında başka ilahlara tapıyorduk. O zaman bile onlar misafir olduklarında ve satın aldıkları zaman hariç tek hurmamızı alamazlardı. Şimdi ise Allah bize İslam'ı bahşetti. Bizi hidayete ulaştırdı. Bizi seninle ve İslam'la güçlendirdi. Böyle olduğu halde onlara mallarımızı mı verelim? Onlarla aramızdaki hükmü kılıç versin. Sahabelerini zorluk çemberinde bu denli kararlı gören Peygamber Efendimiz memnun oldu ve onlara dua etti. Zorluk ve sabır hendek giren iş karanlığa, zorluk ve sabır hendek giren iş karanlığa, küfür ölünceye dek, küfür bitinceye dek, hendek, 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 hendek. Kendi akrabaları yıkmak için kuşatan, kendi akrabaları yıkmak için kuşatan, zulüm ve öfke kusan, zulüm ve öfke kusan, hendek, 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 hendek. Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi, Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi, savunun Medine'yi, savunun Medine'yi, hendek, 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 hendek. Savunun Medine'yi, Allah'ın devletidir. Savunun Medine'yi, Allah'ın devletidir. Allah'ın rahmetidir, Allah'ın rahmetidir. Hendek, 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 hendek. Ona açılan elleri, yalnız ona güvenenleri, Rahman ve Rahim olan Allah hiç karşılıksız bırakır mıydı? Her türlü çarpışmanın beraberliğinde, yüreklerin korkudan ağızlara geldiği gergin bir sinir savaşında
düşman ordularından tanınmış bir askerin kalbinde iman ateşi kıpır kıpır olmaktadır. Gatafan kabilesinden, Yahudilerin de yakından tanıdığı Nuaym'ın İslam'a duyduğu yakınlık, Müslümanların inanılmaz direnmesi karşısında teslimiyete dönüşüyordu. Bu iman Nuaym'ı Resulullah'ın huzuruna kadar getirdi. Ben seni tasdik, senin getirdiğin dinin hak ve gerçek olduğuna şehadet etmeye geldim. Ya Resulallah, bana ne istersen emret. Resulullah Nuaym'a ne yapması gerektiğini anlattı ve ekledi. Harp hiledir. Allah Resulü'nden emir alan Nuaym, Beni Kurayza Yahudilerinin karargahına yöneldi. Bakın, Gatafan kabilesinden Nuaym geliyor. Bir haber mi getiriyor acaba? Nuaym, ne bu halin? Üzüntülü görünüyorsun. Haberler hoşuma gitmiyor. Niye Nuaym? Ne oldu? Benim eskiden beri size karşı olan sevgimi ve dostluğumu biliyorsunuz. Biliyoruz Nuaym. Seni eskiden beri tanırız. Bizim katımızda doğruluğundan ve iyiliğinden dolayı sevilen birisin. Öyleyse benden işiteceğiniz şeyleri gizli tutun. Hiç kimseye bir şey sızdırmayın. Tamam Nuaym. Şunu çabuk söyle. Vallahi siz Muhammed'e karşı Kureyş ve Gatafan'la aynı şartlarda değilsiniz. Ne farkımız var? Kureyş ve Gatafan göçebedirler. Fırsat bulurlarsa savaşır, yenerlerse ganimetlerini alıp giderler. Yenilirlerse de kaçıp kurtulurlar. Çocuklarına, evlerine dönerler. Ya sizin durumunuz? Bu yurt sizin yurdunuz. Çoluk çocuğunuz, malınız, mülkünüz burada. Onları başka yere götürme imkanınız da yok. Onlar bırakıp giderse ki gidecekler, siz Müslümanlarla baş başa kalarak yalnız savaşacaksınız. Doğru söylüyor. Evet, çok doğru. Hepsi korku içinde. Kureyş'te bezginlik başladı. Atlarının yemi tükendi. Benim size tavsiyem, siz onların liderlerinden rehin alın. Kaçar giderlerse de onları öldürme şartı koymadıkça savaşa katılmayın. Benden size bir sır. Saklayın bu sırrı. Çok doğru. Doğru değil mi arkadaşlar? Yapabilirler. Yaparlar, yaparlar. Beni Kurayza'dan ayrılan Nuaym, bir gün önce aynı safta yer aldığı Ebu Süfyan ve Hizipler ordusu karargahına gider. Yeni haberler var mı Nuaym? Haberler çok kötü Ebu Süfyan. Ölüm bile bu haberlerden daha iyidir. Çabuk söyle be adam. Ne geveliyorsun ağzında? Yahudiler Muhammed'le yaptıkları antlaşmaya tekrar dönmüşler ve ona şu haberi göndermişler. Yaptığımıza çok pişman olduk. Eğer Kureyş ve Gatafan liderlerinden bir kısmını alıp öldürmek üzere sana versek, bu seni memnun eder mi? Sonra geriye kalanlara karşı senin yanında savaşırız. Bu haberi Yahudi dostlarımdan aldım. Eğer Yahudiler bizden rehine isterlerse vermeyelim. Vermeyelim. Ne yapar bunlar? Alçaklar, alçaklar. Alçaklar. Her zaman böyle. Ey Huyey ve kabilesi! Yerin dibine batın. Ne zaman sözünüzde duracaksınız? Beni Kurayza Yahudileri, Nuaym'ın teklifine uyarak Hizipler ordusundan bir heyeti rehin isteyince teklif kabul edilmedi. Ve sert tartışmalar sonucu antlaşma bozuldu. Resulullah düşmanın psikolojik durumunu anlamak, Nuaym'a anlattığı planın tesirini ölçmek için Huzeyfe'yi düşman içine sızmak üzere görevlendirdi. Karanlığa, soğuk bir fırtınanın eşlik ettiği bir gecede Huzeyfe hendeyi sessizce geçer. İşte bu Ebu Süfyan. Ateş derilerini ısıtıyor. Bir okla onu gebertebilirim. Hayır, hayır, Resulullah buna izin vermedi. Burada beklemeliyim. Ey Kureyşliler! Atlarımız ve develerimiz ölüyor. Beni Kurayza bize ihanet etti. Bizi arkadan vurmaya hazırlandıklarını haber aldık. Şimdi de rüzgar ve soğuk yakamızı bırakmıyor. Artık terk edelim bu yeri. Ben gidiyorum. Sen bu ordunun komutanısın.
Bizden bu kadar çabuk ayrılıp adamlarını yüzüstü bırakıp gidiyorsun ha. Şimdi her akıl sahibi Muhammed'in yalan söylemediğini anladı. Hey Halit. Herkesten çok senin böyle söylemeye hakkın yok. Neden o? Çünkü Muhammed senin babanın şerefini iki paralık etti. Reisiniz Ebu Cehil'i öldürttü. Bırakın tartışmayı. Bu uğursuz yerden bir an önce gidelim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أي إيمان edenler, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Hani bir zaman size düşman orduları saldırmıştı da biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı çok iyi görür. Bir soğuk, bir rüzgar, çadırlar devriliyor, çadır kazıkları yuvarlanıyor, atlar boşanıp şahlanıyor, develer acı acı bağırıyor. Bir rüzgar ki kum denizlerinin dibine kadar işlemekte, çölü okyanus dalgalarıyla kabartmakta. Ve dönüp gidiyorlar, menfaatleri üzere olan ortaklıkları bozularak. Ve dönüp gidiyorlar, imanın ördüğü sabır duvarına çarpıp dağılarak. Çölde kum taneleri oya oya gerçeği görmeyen gözlerini. Ve dönüp gidiyorlar, emelleri kursaklarında düğümlü. Allah Resulü ve mücahitler daha zırhlarını çıkarmadan Cebrail'in getirdiği emir üzerine Beni Kurayza'ya hak ettikleri cezayı vermeye gidiyorlardı. Allah onun emrettiği gibi inanan, inandığı gibi amel eden, onun uğrunda tüm varını ortaya koyan müminleri bir kez daha mükafatlandırıyordu. Zorluk ve sabrende giren iş karanlığa. Küfür ölünceye dek, küfür bitinceye dek. Hendek, 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 hendek. Kendi akrabaları yıkmak için kuşatan. Kendi akrabaları yıkmak için kuşatan. Zulüm ve öfke kusan, zulüm ve öfke kusan. Hendek, 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 hendek. Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi. Allah'ın sevgilisi aralıyor geceyi. Savunun Medine'yi, savunun Medine'yi. Hendek, 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 hendek. Savunun Medine'yi, Allah'ın devletidir. Savunun Medine'yi, Allah'ın devletidir. Allah'ın rahmetidir, Allah'ın rahmetidir. Hendek, 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 hendek. Geçemezler hendeyi, Allah herleri kazdı. Geçemezler hendeyi, Allah herleri kazdı. Allah Resulü kazdı, Allah Resulü kazdı. Hendek, 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 hendek. Zorlu bir imtihandı, azimle savaştılar. Zorlu bir imtihandı, azimle savaştılar. Şafağa ulaştılar, şafağa ulaştılar. Hendek, 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 hendek. Küfür çarptı yüreklere, aşamadı hendeyi. Küfür çarptı yüreklere, aşamadı hendeyi. Zafer olmuştu hendek, zafer olmuştu hendek. Hendek, 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 hendek. Hendek.